Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 20-24. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُس۪هِمْ İman eden, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, اَعْزَمُ دَرَجَةً اِنْدَ اللّٰهِ Allah katında derece itibariyle en büyüktürler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Ayet-i kerimede iman, hicret ve cihat. Üç şeye dikkat çekiliyor. İman etmek belli. İman edilecek esaslar var. Onlara inananlar. Hicret, yeri geldiğinde Allah yolunda bulunduğu yeri terk etmek ve başka bir yere gitmek. Ve hicret bir kaçış değil, bir arayış. İşte Peygamberimizin yapmış olduğu hicret, Mekke'den Medine'ye olan hicret, İslam'ı daha iyi yaşayabilmek için. Ve Mekke'de artık durulmaz bir hale gelinmiştir. Bundan dolayı gerek Peygamberimiz, gerek diğer Müslümanlar hicrete mecbur kalmışlardır. Hicret tarih boyunca tekerrür eden bir olay. Günümüzde de ülkemize değişik yerlerden hicret edenler oldu. Veya başka ülkelerden yine başka ülkelere din noktasında hicret edenler oldu ve olmaya devam etmekte. Bu eğer Allah için yapılan bir göç olursa buna hicret deniyor. Ve hicret de Allah yolunda bir cihat sayılır. Ve bunun da kendine göre bir fazileti var. Kendine göre artı bir değeri var. Ve ardından cihada dikkat çekildi. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler. Yani cihadın iki yönüne burada dikkat çekiliyor. Mallarıyla cihad, bir de canlarıyla cihad. Mallarıyla cihad, işte maddi imkanı vardır. O maddi imkanı Allah yolunda değerlendirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ok vesilesiyle üç kişinin cennete gireceğini, sevap kazanacağını söylüyor. Oku atan, oku yapan ve bunun finansmanını sağlayan. Demek ki daha diğer şeylere de tatbik ettiğimizde bazıları doğrudan Allah yolunda cihadını yaparken bunlara zemin hazırlayan, maddi imkan hazırlayanlar da bunlardan hissedardır. Es-sebebi kel-fail, sebep olan yapmış gibidir. Dolayısıyla diyelim mesela günümüzde dindar bir iş adamı öğrencilerin kalacağı bir yurdu yaptırsa ve bunu bir vakfa bağışlayıp Allah yolunda hizmete tahsis etse, orada kıyamete kadar yetişenler olduğu sürece o kimse bundan sevap kazanacaktır. Bu mal ile yapılan bir cihad oluyor. Ve bir de canlarıyla cihad etmek, yani olanca gücüyle Allah'ın dinini yaymak için gayret göstermek, hatta gerekirse bu uğurda canını feda etmek. İşte böyle yapanlar Allah katında derece itibariyle en üst derecelerde yer alacaklardır. Yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhum. Onların Rabbi kendilerini şu şekilde müjdeler. Allah'tan bir rahmete mazhar olacaklar. Ve rıdvan ve Allah'ın rızasına mazhar olacaklar. Ve cennetin lehum. Ve cennetlere, onlara cennetler verilecek. Lehum fîhe naimun mukîm. Ve orada daimi nimetlere mazhar olacaklar. Halidine fîhe ebede. Ve orada daimi bir şekilde, ebedi bir şekilde bu nimetlere, ilahi rahmete, ilahi rızaya nail olacaklar. Burada rahmet, rıdvan, Allah'ın rızası ve bir de cennet. Bunlar her birisi eliflamsız olarak gelmiş. Yani demek bunlar tarif edilmez, tarifin fevkinde şeyler. Ayet-i kerime bundan dolayı böyle bir üslupla ifade ediyor. Yani Allah'ın rahmetini birkaç kelimeyle anlatabilmek mümkün değil. Allah'ın rızasının ne kadar büyük bir olay olduğunu bir iki kelimeyle anlatabilmek mümkün değil. Cenneti en güzel ifadelerle de tasvir edebilmek mümkün değil. İşte cenneti gören Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti öyle anlatıyor ki: "Fîhâ mâ lâ aynun râet ve lâ üzünün semiyat
ve la hatara ala kalbi beşer. Cennette öyle şeyler var ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmak, rızasına mazhar olmak, cennetine mazhar olmak, bunlar en büyük nimetlerdir. Ve bunlar tarifin fevkinde olan nimetlerdir. Ömrü mağarada geçmiş olan birisine, diyelim dünyanın en güzel bir bahçesi anlatılacak olsa, ne kadar bunu hayal edebilir? Elbette ki tam hayal edebilmesi mümkün değil. Ana rahmindeki bir bebeğe dünya ne kadar anlatılabilir? Anlatabilmek mümkün değil. Onun gibi şu dünya hayatında yaşayan kimselere Cenab-ı Hakk'ın cennetini anlatabilmek mümkün değil. Ancak bazı misaller, bazı numunelerle insan bir derece oradan bakabiliyor. Ve o misaller bir dürbün görevi görüyor. Dünyadaki o güzelliklerden cennetteki güzelliklere intikal etmek mümkün olabiliyor. Kaldı ki cennet Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisidir. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızası ve rıdvanu minallahi ekber, Allah'ın rızası en büyük bir durum, en büyük bir olay. Demek ki ehli iman, Allah yolunda cihad eden kimseler bu gibi nimetlere nail olacaklar. İnnallâhe indehu ecrun azim. Ve şüphesiz ecr-i azim, o en büyük mükafat Allah katındadır. Yani en büyük mükafatı Allah verir. Diyelim bir insan maddi imkanları yerinde ve yanında bir işçi çalıştırıyor. Çalıştırmış olduğu işçi gayet dürüst, işini gayet güzel yapıyor. İnsan onu mükafatlandırmak isteyebilir. Ne kadar mükafat verebilir? Yani diyelim versin de bir gün çalışmasına mükafat olarak ona sıfır Mercedes bir taksi hediye etsin. Bu da gerçi büyük bir mükafattır ama Allah'ın vereceği mükafat koca bir cennet. Öyle bir cennet ki dünyada 1000 sene mesudane yaşansa o cennetin 1 saatine mukabil gelmiyor. Böyle olunca cennet gibi bir nimet elbette tarifin fevkindedir ve insanın havsalasını alamayacağı kadar çok büyük bir nimettir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehizu âbâekum ve ihvânekum evliyâe. Ecdadınızı, babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyiniz. Hangi durumda? İnistehabbül küfrü alel iman. Eğer bunlar imana mukabil küfrü tercih etmişlerse, her ne kadar babanız da olsa, kardeşiniz de olsa, onları dost edinmeyiniz, onların yolunu seçmeyiniz. Elbette bir insanın babası, ecdadı hürmet edilmesi gereken kimselerdir. Öte yandan kardeşleri, aralarında bir hukuk vardır. O hukuka göre hürmete şayan insanlardır. Ama eğer din noktasında onlar küfrü tercih etmişlerse, diyelim İslam'a değil küfrü tercih etmişlerse, bu durumda aradaki bağ kalkmış oluyor. Her ne kadar babası da olsa, her ne kadar kardeşi de olsa, artık onlarla onları bir dost edinme söz konusu değil. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Sizden her kim onları dost edinecek olursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tabi asr-ı saadette dini bir inkılap oldu. Ve bu dini inkılap ile artık hayat tarzı değişti. Cahiliyenin kendine göre bir tarzı vardı. Ve o cahiliye toplumunda her şey şirk esaslarına göre, batıl bir dinin esaslarına göre tertip ediliyordu. Hayat ona göre tanzim ediliyordu. Ama İslamiyet bu değerleri alt üst etti ve kendi sistemini kurdu. Böyle bir durumda bir kimsenin işte yakını, babası veya kardeşi müşrik olduğunda ona gösterilecek dostluk aynı zamanda onun dinine de bir dostluk gibi olabildiğinden ayet-i kerimeler kesin bir şekilde o bağı ortadan kaldırıyor. Ve onlar olan yakınlığın dine zarar vermesinden dolayı artık öyle bir yakınlığın söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Gul, ey peygamber de ki, İn kâne âbâukum, eğer babalarınız, ve ebnâukum, oğullarınız, çocuklarınız, ve ihvânukum,
kardeşleriniz ve ezvacukum ve eşleriniz ve aşiretukum aşiretiniz ve emmalun iktaraftumuha kazanmış olduğunuz mallar ve ticaretun tahşavne kisadeha ve bozulmasından kötü gitmesinden korkmuş olduğunuz ticaret ve mesakinu tardavneha hoşunuza giden razı olduğunuz meskenler ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebili. Eğer bütün bu sayılanlar Allah ve Resulünden ve Allah yolundan cihattan sizin için daha sevimliyse, bunları birinci derecede daha çok seviyorsanız fetarabbasu, o halde bekleyin hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın emri gelinceye kadar, başınıza bir felaket gelinceye kadar bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin, Allah fasık kavme hidayet etmez. Değerli izleyenlerim, burada muhabbet noktasında önemli bir ipucu bize veriliyor. İnsanın sevdiği bazı şeylere dikkat çekiliyor önce. Ama bunlar Allah'tan, peygamberden, Allah yolunda cihattan daha ön plana geçirilecek olursa başa bir felaket gelecektir. Ona da dikkat çekiliyor. İşte insanın babası, anası babası, oğulları, çocukları, kardeşleri, hanımı veya beyi, aşireti, kazanmış olduğu mallar ve kesadından, kötü gitmesinden korktuğu ticaret, hoşuna giden meskenler, bütün bunlar Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse, bunlar ön plana geçmişse, yani bir insan Allah yolunda gitmiyor, onun yerine babasının dediği yoldan gidiyor ve babası da iyi bir yolda değil söz gelimi. Veya diyelim ki ticarete kendini kaptırmış, Allah'ı unutuyor, efendim peygamberin sünnetini unutuyor, Allah yolunda cihad etmeyi unutuyor, varsa da yoksa da para. Durmadan parayı düşünüyor, durmadan malı düşünüyor. Gaye-i hayali o, ideali o. Elbette bu da tehlikeli bir durum. Ve mesken, insanın meskene karşı da zaafı vardır. Herkes elbette güzel bir meskende, güzel bir evde, bir yazlık, bir kışlıkta oturmak isteyebilir. Bu normal gibi ama eğer bu hayatının her safhasını dolduruyorsa, hayatının öncelikli gündemi haline gelmiş, Allah unutulacak kadar mesken sevgisi, konut sevgisi onun içine yerleşmişse veya ticaret, işte ticaretle meşgul olmak, para kazanmak her şeyini doldurur bir hale gelmişse, bütün bunlarla meşguliyet Allah'ı unutturur hale, Allah yolunda cihadı unutturur hale gelmişse, o zaman bekleyin diyor, Allah'tan bir felaket başınıza gelecektir. Günümüzde bize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde bütün bunlar Allah yolunda önümüzde bir perde, bir engel olabilmekte. İşte bazı insanlar var, ailede problem yaşıyor, yaşamış olduğu problemden dolayı dini hayatını ihmal ediyor. Bazıları para kazanayım derken Allah'ı, peygamberi unutuyor, Allah yolunda cihadı unutuyor. Bir kısmı konut sevdasında, işte konudun taksididir, yapımıdır vesairesidir derken yine Allah'ı, peygamberi, Allah yolunda cihadı unutuyor. Bir kısmı borsaya kendini kaptırıyor ve artık saat başı borsa haberlerini izler bir duruma geliyor ve borsanın o iniş çıkışlarına göre kalbinin belki atış ritmi de değişiyor. Elbette bunlar maneviyatımız için tehlikeli olan durumlar. Bunlara bu şekilde kendimizi kaptırmak asıl vazifelerimizden bizi geri bırakır. Peki bunları sevmeyelim mi? Bunları düşman mı edinelim? Elbette bir insan anasını babasını sever, evladını sever, malı sever, ticareti sever, güzel meskenleri sever. Bunlar meşru dairede olduktan sonra, yani Allah olan muhabbetimize, peygambere olan bağlılığımıza, Allah yolunda cihadımıza engel olmazsa bir problem yoktur. Ve bir insanın güzel bir meskeni olması, altında güzel bir araba olması güzel bir dünya nimetidir.
Bunlarda da boğulmamak şartıyla, bunlara takılıp kalmamak şartıyla herhangi bir problem yok. Ama eğer bunları tamamen hayatımızın birinci maddesi yaparsak, öncelikli maddesi yaparsak ve Allah'ı unutur, peygamberin sünnetine tabi olmayı unutur, Allah yolunda mücadele etmeyi unutursak, o zaman bunlar birer perde olur. Asıl gayemizden bizi geri bırakır. Tam bir istikametle İslami hayatı yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.